Herkese selamlar. C++ eğitim setimizin 77. dersiyle birlikteyiz. Bu derste sizlerle birlikte OOP yani nesneye yönelimli programlamaya devam edeceğiz ve inheritance konusunu göreceğiz. Şimdi İngilizce'de inherit miras almak demek fiil olarak. Inheritance ise isim olarak miras demek. O halde demek ki bir miras alma işlemi yapacağız. Peki ben hemen komutlarını komutları yazıp size döneyim. Vehicle, araç anlamına gelen bir isim seçtim klas için ve bunun public olduğunu, yani bu klasa dışarıdan erişilebileceğini söylüyorum. Access specifier'lardan public'i kullandım. String dedim, brand, markasını almak istiyorum bu arabanın. Markasını yazdım ve bir mesaj verdim. İşte benim arabam şudur diyeceğim birazdan. Şimdilik benim arabam şu an anlamına gelen bir cümle yazdım İngilizce'de. Tamam. ilk klasımız tamamlandı. Şimdi bir klas daha yazacağım. Ve bunun da araba klası olduğunu söyleyeceğim. Şimdi tamam, bir klasım daha var ve bu klasım ismi Car. Ben diyorum ki iki nokta bırakıyorum, diyorum ki ya kardeşim public olarak açık olarak şuradaki klasımı şu miras almak istiyorum. Neyini miras almak istiyorum? Tüm özelliklerini. E, o zaman Vehicle içerisinde şu public ve protected olan tüm özellikleri çekip kullanabilirim. Ama hangisini çekip kullanamam bu sınıfta private olanı. Örnek veriyorum private. Dikkatli izleyin private olan, özel olan bir mülke erişemem. Ben vehicle'ı miras alsam bile bakın nasıl miras alıyormuşum. İki nokta bırakıp public deyip buradaki class'ın ismini yazarak onun miras alabiliyorum. Inheritance olayı bu, bu kadar basit aslında. Başta inheritance'a ne gerek var diye düşünülebilir. Gerçekten ilk OOP'yi öğrenen arkadaşlar için inheritance olayı mantıksız gözükebilir. Ama gerçekten mantıklı. Peki buradaki inheritance mantığı nedir yani? inheritance mantığını size şöyle açıklayacağım. İyi izleyin burayı. Bakın iyi dinleyin. Ben aslında miras almayı normal bir main function'ındaki fonksiyonlara benzetirim. Nedir bu? Mesela ben aynı kodları yazacağım zaman mesela diyelim ki ben bir toplama işlemi yapıyorum. E, i̇kide bir gelip toplamaya da çıkarma ya da çarpma ya da şöyle düşünün. Bakın şöyle bir işlem var bakın. X plus Y burada asterisk yani çarpı Z diyelim. Tamam mı? Şöyle bir elimde işlem var. Ben bunu birçok programımın birçok yerinde kullanıyorum. E ben ne yapıyorum? Ben diyorum ki ya kardeşim ben bir function oluşturayım. Gelip ikide bir şu yapıyı yazmayayım. Bunun yerine mesela function oluşturayım. Function'a 3 parametre göndereyim. Mesela eksi göndereyim, y'yi göndereyim ve z'yi göndereyim. Şu şekilde kullanayım. Ve function benim için şu işlemi yapıp bana return olarak geriye sonucu döndürsün diyorum. Doğru mu? Function'ların amacı neydi? Tekrar tekrar aynı kodları kullanacağım zaman bir yerde derli toplu yazıp onu sadece basit bir şekilde çağırıp kullanmak. Bakın şu işlemi bir function'la basit bir şekilde çağırıp kullanabildik. Aynı şey klaslarda da mevcut. Mesela class'ta diyelim ki 3 adet klasımız var ve her birinde şu number attribute'üne ihtiyacım var. Her birinde diyelim ki şuradaki message'e ihtiyacım var. Üçünde de kullanıyorum ortak. E arkadaşlar ne kadar fazla kod yazarsak o kadar kötü değil miydi? Bizim ilkemiz neydi? Yazılımcılığın ilkesi nedir? En kısa kod ile o işi hallet en net kod ile o işi hallet. Tekrarlanan yapı varsa yazılımda bir sıkıntı vardır. O halde ben diyorum ki bakın üst bir klasım olsun ve madem ben number'ı kullanıyorum. Madem ben message'ı 3 tane farklı klasta kullanıyorum. O halde ben bu iki yapıyı bir üst klasta toplayayım. Bakın şöyle bir klas yazdım üst diyelim ismine. Üst klasta topladım. E ben bu üstü diyelim ki bakın C1, C2 ve C3 adında 3 adet klasım var. E ben burada gelip şu iki nokta bırakacağım. Her üçüne public diyeceğim ve bunu miras alacağım. Diyeceğim ki üst klasını miras al. Değil mi? Böylelikle aslında fazla kod yazmamış oluyoruz. Çünkü hem C1'de hem C2'de hem C3 klasında üçünde de hem number variable'ı var hem message metodu var. Üçünde de var. E ben üçünde de ayrı ayrı yazarsam mantıklı bir iş mi yapmış olurum? Hayır, mantıksız bir iş yapmış olurum. Çünkü amaç nedir yazılımda? Tekrarlanan yapıya izin vermemek, tekrarlanan bir kod yazımımız varsa bu kötü bir kod yazımıdır ve kod kalabalığından ve kod fazlalığından bizi kurtarmalıyız. Bizi amaca götüren en kısa kodu yazmalıyız. O halde ben diyorum ki number attribute ve message metodu adında iki tane özelliğimi şu üç klasta kullanıyor. E üç klasa her birine number message, number message, number message mi diyeceğiz? demeyeceğiz. Bu mantıksız olur. İşte inheritance'ın gücü buradan geliyor. Tamam mı? Bu yüzden inheritance'ı projelerinizde kullanmak zorundasınız. Ne yapacaksınız? Geleceksiniz ki burada bir class daha oluşturacaksınız. Üst class. Her üçünde diyelim 100 tane classınız var. 100'ünde de kullanıyorsunuz. Fark etmez. O zaman 100'ünü de şu üstten kalıtım yapacaksınız diyeceksiniz ki ya diyelim diyelim ki burada iki tane verdim ama diyelim ki 4 tane variable ortak, 2 tane, 3 tane metot ortak kullanılıyor bu üçünde. E o zaman gelip bunları üste yazarız ve onu kalıtımla çekip kullanırız. Kalıtımla inheritance'la çektiğimiz zaman şu üst klasının tüm özelliklerini bu klasın içerisinde varmış gibi davranır. Mesela bakın şuraya dikkat edin. Şimdi bakın arabanın içerisinde ne var? Sadece model adında bir attribute var. Türü string. Ancak ben burada karın nesnesini oluşturduğum zaman bakın kar my car dedim ve burada arabanın nesnesini oluşturdum. Şimdi şuraya dikkat edin. İlginç olan kısım burada. Bakın my car'a tıklayıp nokta dediğimde bakın brand etribütüne ulaşabiliyorum. Bakın message metoduna ulaşabiliyorum. model'a ulaşabiliyorum ki model zaten kendisinde ona ulaşmamda bir gariplik yok zaten. Ama number'a ulaşamıyorum. Dikkat edin. Number vehicle'ın içerisinde private olduğu için ben ona buradan ulaşamam. Veyahut private olduğu için ben bu number'a şu class'ta da ulaşamazdım. Onu miras almama rağmen. Şöyle düşünün. Bakın ben burada message to adında bir tane metodum olsun ve gel geldim dedim ki ya kardeşim madem ben miras aldım number'ı kullanabilirim. Değil mi? Yani kullanabilir miyim? Kullanamam. Çünkü bakın ne kadar ben burada miras da alsam şurayı. Bana diyor ki ya kardeşim tamam sen miras aldın da her şeyimizi de almadın be kardeş diyor. O halde private olanlar sadece benim bu klasa özgü. Private'ları sen alamazsın diyor. Sen neyi alabilirsin? Sadece public'leri alabilirsin veya protected'ları alabilirsin. Protected'ları alabilirsin. Şimdi ben burada hata alacak mıyım? Bakın şurada artık hata almadım. Number'ı protected. Yani bir ben kullanabilirim. Benim klasımda kullanabilirsin bu attribute'ü. Bir de beni miras alanlar kullanabilir. Yine şurası kullanamaz. Bakın yine ben burada number diyemem. Bakın mor bir işaret var. Sen buraya number edersen sen hatayı yersin diyor. Bakın hatamızı yiyoruz. Değil mi? Güzel. O halde ben şurada bakın my current message'ini alabilir miyim? Bakın message'i alabilir miyim? Message'i aldım. Message karda var mı? Ben bakın neyin nesnesini oluşturdum? Oraya dikkat etmenizi istiyorum. Bakın şuraya dikkat edin. Ben kar klasının bir nesnesini oluşturdum. Yani şuradaki klasın bir nesnesini oluşturdum. Ve bu klasın içerisinde message adında bir metot yok. Bakın message adında bir metod yok. Dikkat edin. Message 2 var. Model attribute var. Ancak message adında bir metot yok. Peki bu metodu nereden buldu? Bu metodu biz vehicle adındaki şu class'tan miras aldık. Bakın nasıl miras aldık? 2 nokta bırakıp public vehicle diyerek dedi ki ya kardeşim bu klasın protected ve public olan tüm özelliklerini bana kat. Miras al. Artık onları ben kullanabilirim demiş oluyoruz. Olay bu şekilde basit aslında. Böylelikle ben şurada inheritance yaparak şuradaki vehicle'ın protected ve public'e sahip olanlarını çekip aldım. Peki message dışından ne alabilirim? Message'i sadece almak zorunda değilim. Bak see out derim. Ben gelip burada my car adlı nesnemden Bakın mesela arabanın markasını alabilir miyim brand'ini? Alabilirim. Bakın araba nesnemde brand yani marka adında bir attribute var mı? Bakın yok. Şuraya dikkat edin. Burada brand diye bir attribute'üm var mı? Hayır. Arabaya ait brand diye bir şey yok. Ama ben bunu kullanabilirim. Niye? Çünkü vehicle'ı şurayı miras aldım. Yani bu klası miras aldığım için bu klasın içerisindeki protected ve public'e sahip tüm özellikleri alıp kullanabilirim. Peki model, model zaten kendisinde var. Bakın car klasında var. Bunda bir sıkıntı yok. Ama brand'i ben yukarıdan miras aldım. E çalıştıralım. Bakın my car is Skoda Octavia. Benim arabam Skoda Octavia diye ekrana bastırdık bunu miras alarak yap. Miras almanın güçlü bir yanı var. Az önce mantığını anlattım. Diyelim ki burada 3-4 tane class var ve her biri de şu number'ı ve şu message'ı kullanmak zorunda. O halde gelip üçüne ayrı ayrı bu her ikisini yazmak yerine bir üst class yazarım ve onu hepsine miras alırım ve böylelikle o 4 class'ın içerisinde de aynı tek kodu tekrarlamadan şu kodların hepsini onlara yapıştırmış olurum. Öyle düşüneceksiniz. Tamam mı? Olay bu şekilde. Madem konumuz inheritance o zaman şunları bir sileyim. Inheritance konusunda diğer kısımlara bir bakalım. Multi-level inheritance dediğimiz bir olay var. Yani çok düzeyli kalıtım. Tabii ki siz kalıtım olarak bilmeyin. Yani inheritance olarak bilin. Bizim olayımız inheritance. Yani siz bir yaptığımız işlemi kafanızda inheritance olarak kodlayın. Şimdi benim bir baba klasım olsun. Father class. Sallıyorum ismini. Siz dilediğiniz ismi verebilirsiniz. Ben bunun bir üst klas olduğunu anlamanız için father dedim. Şimdi father'ın yanında bir de çocuk klasımız olsun. Çocuk klasımızın yanında bir de torun klasımız olsun. Tabi buraya father klas vesaire yani bu klasa gerek yok ama görmeniz için bunlara klas ismini verdim. Yoksa son demek father demek yeterli. Hatta şunları şöyle yapalım aynen bunlara gerek yok. Kafanızın karışacağını düşünmüyorum. Şimdi bakın baba, oğul ve torun adında 3 adet klasım var. Şimdi ben bunları gelip public ilk önce dışarıdan ulaşılabilecek şekilde bir metot vereceğim. Public halka açık dedim bir metot oluşturdum ve dedim ki içerisine this is unbelievable bu inanılmaz adında bir yazı yazdım. Dilediğinizi yapın İlla ki burada see out ile bir şey yapmamıza gerek yok. Bakın bir şeyleri return de edebilirdik. Bakın buraya integer deyip bir şeyleri return de edebilirdik. Ben burada en basit bir şekilde örnek veriyorum. Şimdi ben geliyorum ki diyorum kardeşim ben bu father Baba klasını miras almak istiyorum. Bir inheritance işlemi istiyorum. O halde diyor ki bana 2 nokta public yaz. Yani şurayı açık bir şekilde kullanmak istediğini belirt bana public yaz. Ve father'ı miras al. Güzel. Ben father'ı miras aldım. İşte burada da integer number adında bir variable olsun. Bunun değerini de 7'e işleyelim. Fark etmez. Burada da string olsun. Her birinde de şu attribute'ler var. Bakın en basit şekilde söylüyorum. Tabii klaslarımız bu kadar boş olmayacak, bu kadar küçük olmayacak. Burada en basit anlamında siz görme, görmeniz için bunu yapıyorum. Bakın artık ben şimdi Father klasın içerisinde public ve protected olanların hepsini al, artık ben kullanabilirim. Peki Father'dan neyi almış oldum? My method adındaki şu metodu aldım inheritance ile şu son yani oğul adındaki klasa verdim. Artık burada görmeseniz bile siz void my method adındaki metodumuz var. Buradaki metodu da bakın ne dedik? Bu şu anki seneye anlatıyorum? Multi-level inheritance anlatıyorum. Multi-level inheritance ne? Bakın father'ı sana inheritance ile miras aldım ve gelip de şurada sanı da şurada miras alacağım. Böylelikle son klasını da burada almış olacaksınız. O halde ben father'ı sanın içerisinde miras aldım. Sanın içerisindeki her şeyi de grandchild adındaki klasın içerisine miras aldım. O zaman şu void my method yazan kısım bakın şuradaki kısım nasıl şurası miras aldıysa şurayı da burası miras aldığı için aslında my method metodumuz sanki grandchild klasının içindeymiş gibi davranacak. Buna biz multi level inheritance diyoruz. Peki ne zaman buna ihtiyaç duyuyoruz? Yani gerçek bir projede. Dostlar bakın bazen birkaç klasınız oluyor ve diyelim ki üst bir klasınız var. O üst klasınızı şurada çekiyorsunuz ve burada da bazı özellikler ihtiyacınız var. Hem buradaki bazı özelliklere, hem father'ın bazı özelliklerine, hem sanın bazı özelliklerine ihtiyacınız oluyor. O zaman father'ı san'da, sanı da, da Grandchild'a çağırırsam şu her iki class'ın da özelliklerini almış olurum ve torun dediğim şu grandchild adındaki klas, bu her ikisinden ihtiyacı olan özelliklere erişmiş olur. Buna ihtiyacınız oluyor yani. Burada kesinlikle bu tür şeyler fantezi olsun diye üretilmiş değil. Yani bunu bilin. Gerçek hayatta ihtiyaçtan doğmuş yaklaşımlar bunlar. E peki o zaman ben sadece grandchild'ın nesnesini oluşturayım. Grandchild klasımın nesnesini my object diyelim. Fazla isim bulmakla uğraşmayalım. Ben geldim my object'sin içerisinde nokta diyorum. Bakın my method var. Name ve number'a ulaşamıyorum. Neden name ve number'a ulaşamıyorum? Şundan dolayı ulaşamıyorum. Ben ne demiştim geçen ders? Eğer ben hiçbir şey yazmazsam otomatikman bunu private olarak kabul edecektir. Otomatikman ben hiçbir şey yazmadığım için aslında buralarda iki tane ikisinde de gizli bir private var. Tamam bu yüzden ben buraya nokta dediğimde my method'ı çekebilirken name ve number kırmızı yandı. Şurası yeşil yandı. Ve bakın grandchild class'ın içerisinde my method adında bir metod var mı? Yok. Peki my method nerede? Father class'ın içerisinde. Demek ki ben bunu buraya, buradan da buraya miras alabiliyormuşum. Yani multi level inheritance çok düzeyli kalıtım diyoruz biz buna. Bunu yapabiliyormuşuz. E gerçekten yapıp yapmadığımızdan emin olamıyorum. Yani ben burada o kadar havalı havalı bir şeyler anlattım. Gerçekten de çalışmazsa rezil olduk gitti. Güzel. Bakın this is unbelievable. Geldi. Demek ki gerçekten de ben multi level inheritance olayını C++'da yapabiliyormuşum. Ben bunları private değil de protected yapmış olsaydım bakın onu da görmenizi istiyorum. Protected yaptım number'ı şimdi geldim. Bakın my object dedim. Bakın number'ı yine alamadım. Çünkü mor yanıyor. Yani diyor ki sen bu işte bir hata yapıyorsun diyor. Bakın tıklıyorum. Kırmızı yaktı. Hatayı verdi. Niye hata veriyor? Çünkü kardeşim diyor ki protected olan bir özelliği sen başka bir class'ta kullanabilirsin evet ama sen şu main function'ın içerisinde kullanamazsın. Ben tamam private değilim. Sadece class'ın içerisinde değilim. Public de değilim. Her yerden açık da değilim. Protected'ım. Protected ne demek? Beni ya kendi sınıfının içerisinde kullan ya da başka bir sınıfın içerisinde kullan. Tamam mı? Başka bir klasın içerisinde kullanabilirsin diyor. Buna da ben okeyim diyor. E bunu kanıtlayalım. Şimdi private olan şu özellik var. Bundan sonrasını ise public yapacağım ki dışarıdan ulaşabileyim. Geldim dedim ki şuradaki metodu da public yap. Dışarıdan erişilebilir hale getir. Bak şuradan dikkat edin. Artık ben buna bakın get value'da yeşil yandı. Ben bunu da çağırabilirim. Ben bunu çağırdığım zaman bana 7 değerini vermesini beklerim. Bakın 7 değerini verdi. Protected olduğu için şu Sun class'ın içerisindeki number'ı ben direkt şuradaki main function içerisinde çağıramam. O halde ne yapabilirim? Onu başka bir klas içerisinde çağırabilirim ama. Protected şimdi diyeceksiniz ki ya kardeşim bu, bu bu tür şeylere gerek var mı gerçekten? İnanın o ile çalıştığınızda bu tür şeylere gerçekten gerek olduğunu anlayabiliyorsunuz. Mesela bazı komutlar, bazı özellikler, bazı metotlar var. Siz main function'ın ulaşmasını istemiyorsunuz. Çünkü niye? başka bir klasta onu kullanacaksınız ve sadece o başka klasta işinize yarayan bir özellik, attribute veya metot orada kullanmak istiyorsunuz ve oradan main function içerisinde çekmek istiyorsunuz onun sonucunu. Tıpkı buradaki gibi mesela bakın diyelim yani burada bazı işlemler yaptınız. Ben en basit düzeyinden diyeyim. Mesela bakın 4 ile çarptık. 4 ile çarpmış halde alıyoruz. Bakın 28 geldi. Yani aslında biz şu number'a şuradan ulaşılsın istemiyoruz. Biz buna şu grand içerisinde bazı işlemler uygulayacağız ve o işlemlerin sonucunu döndürmek istiyoruz main function'la. O yüzden bu klastaki bir attribute veya metodu sadece başka bir klasta çağırıp çalıştırmak istiyorsanız o zaman protected'ı vereceksiniz. Bu da bizim üçüncü access specifier'ımızı Size geçen derslerde Access Specifier'ları anlatmıştım zaten. Multi Level Inheritance güzel bir klası, diğer klası Inheritance yaptık. Sonra o klası da başka bir klasa Inheritance yaptık. Peki Multiple Inheritance yapamaz mıydık? Yani çoklu kalıtım yapamaz mıydık? Çoklu kalıtım da yapabilirdik. Mesela şuraya dikkat etmenizi istiyorum. Bakın Class, Sun dedim. Şuna artık herhangi bir miras alma işlemini yapmayacağız. Public yapalım. Bakın şurası açık oldu. Bakın iki adet sınıfım var. Father ve son. Birinde bir metod var. My method adında birinde bir attribute var. Ve ben çoklu kalıtım yapmak istiyorum. Ve diyelim ki şurada my method aslında şurada bir my method 2 de yazarsak iyi olur. Ve buraya da ne yazalım? Diyelim ki Hello C++ inheritance diyelim. Burada da my method 2 adında bir metodum var. Şurada my method var. İki adet klasım var. Ve şurada bir attribute'üm de var number adını verdiğim bir attribute var. Şimdi ben geleceğim. Bakın şu grandchild ya da direkt child diyelim. Child diye bir klasım olsun. Ben gelip bakın dikkat edin buraya. Public dedikten sonra father klasını alıp virgül tekrardan public deyip son klasını inheritance yapabilirim. Yani miras alabilirim. Inheritance işleminde child çocuk adlı klasım bakın hem father'ı hem son'ın her ikisinin de özelliklerini inheritance ile alır. Ne, nasıl alır? Bakın şuraya iki nokta deyip public father dedikten sonra virgül bakın. Buraya dikkat edin. Koma işaretiyle public son diyeceksiniz. Varsa bir tane bir tane daha. Varsa bir tane daha. 3-4 tane inheritance ile klasların özelliklerini erişip kullanabilirsiniz. Hatta burada mesela bakın hiçbir şey olmasın. Bakın görmenizi istiyorum çünkü. Child'ı aldık. My object. Güzel. Şimdi bunu görmek istiyorum. Bakın my e nokta dedim. Bakın my method geldi. Halbuki my method adında bir metodum şurada yok. Child'da yok. Bakın child'ın nesnesini oluşturdum. Şuraya dikkat. Bakın klasım şurada bomboş. Ve ben o klasın nesnesini oluşturuyorum. Child'ın boş olan klasımın nesnesini oluşturuyorum. Ama yine o nesne de bana my method'ı veriyor. My method neredeydi? Father klasına ait. Ama ben onu şurada miras aldım. Sana da miras aldım. Bana my method to metodunu ve number attribute'ine ulaşma imkanı da verecek. Emin olalım. Gerçekten verecek mi? Bakın şunu şöyle yapıyorum. Bakın nokta dediğimde Bakın my method to adındaki metodu da yeşil yakmış. Ona da ulaşabilirsin diyor. E güzel. Başka ne yapabilirim? E number'a da ulaşabilirim çünkü public. Bakın o zaman my object number diyebilirim backslash enimizi de bırakalım. Nasıl bir şey oluyor görelim. Bakın child class'ın boş olmasına rağmen this is unbelievable, hello C++ inheritance ve seven adındaki 3 adet verimi yazdırabildim. Halbuki şuraya dikkat ettiğiniz zaman bu class'ın child class'ının boş olduğunu göreceksiniz. Onun class'ını oluşturdum. Ancak my method, my method ve number'a ulaşabildim. Bunlar neler? Father ve son klasının elemanları bunlar. Onların üyeleri. Ancak şurada child dedikten sonra iki nokta bırakıp public father sonra comma public son dedikten sonra her ikisinde miras alabildim. Çoklu kalıtım kısmı multiple inheritance olayı da budur. E şimdi diyeceksiniz ki ya kardeşim peki multi-level inheritance çok düzeyli kalıtımla multiple inheritance yani çoklu kalıtım arasında niçin iki farklı metot, iki farklı yaklaşım var yani? Şunun için var bakın dostlar. Şimdi diyelim ki siz child'da şu her ikisinin özelliklerini istiyorsunuz. O zaman şu şekilde yapmanız mantıklı. Ama bazen, bazen mesela sun klasında farklı bazı elemanlara, father'ın bazı elemanlarına ihtiyaç duyarken child ise Father'ın mesela bir özelliğine, sanın ise iki adet özelliğine ihtiyaç duyuyor. O zaman Father'ı zaten son çekerken, siz sanı da çekip kullanırsınız. Yani bu her iki farklı yaklaşıma da yaptığınız proje ve yaptığınız amaca göre ihtiyaç duyacaksınız. Yani şöyle düşünmeyin, ya ben şunu yaparım o zaman. O zaman Multi Level Inheritance'a ihtiyaç yok diye düşünmeyin. Yani bunu en çok yazılım yaparken, proje üretirken anlayacaksınız. Şu an burada benim size bu ikisi arasındaki farkı anlatmam biraz zor olacaktır ama şöyle düşünün bakın. Tamam her iki klasını da net bir şekilde ihtiyacınız varsa evet. Multiple inheritance ancak bazen san father'ın bazı özelliklerine ihtiyaç duyarken sadece father'ı sana çekeriz. Son'ın da bazı özelliklerine ihtiyaç duyduğumuz için e zaten father'ı san çekmişti. Artık ona bir şey yapacak yok. Inheritance yapmış. Ama sana da bizim ihtiyacımız var child'da. Sadece sana ihtiyacımız var. O zaman biz sana çekeriz. Ama sana çekerken de father'ın özellikleri sandı olduğu için father'ınkini de çekmiş oluruz. Yani bir mecburiyetten olmuş oluyor. Her ikisine de ihtiyaç duyuyorsunuz. Çünkü child sadece sana ihtiyaç duyuyor. Ama sanın içerisinde de father'a ihtiyaç duyuluyor. O zaman multi-level inheritance'ı kullanmak zorunda kalırsınız. Bu örneklerde sizin için iyi örnekler olacaktır. Şimdi son olarak yine Protected'in mantığını anlamanız için bir örnek daha vereyim ve bu dersi sonlandırayım. Protected Access Specifier'ını da kullanmanız önemli. Employee, işçi adında bir klas oluşturdum ve Protected, korunmuş anlamına gelen bir attribute oluşturdum ve salary dedim ki işçinin maaşı 30 bin. Bunu burada koru. Çünkü buraya dışarıdan erişilmesini istemiyorum. Çünkü işçilerin ücretleri sabittir. Aylık maaşları sabittir diyelim 30 bin. O halde main'in içerisinden girip salary olur da değiştirir ihtimaline karşılık salary'i burada protected. Güvenli bir hale getirmiş oluyoruz. Çünkü ben diyorum ki protected. Sadece bu salary'e benim onun miras alan kişi kullanabilir. person'da public employee dedim ve artık işçi klasımı inheritance ile miras aldım. Burada bonus adında bir attribute daha oluşturdum ve burada bir metot oluşturdum. Türünün integer olduğunu söyledim. Get salary, maaşı al adında bir isim verdim. Siz de return edip buradan maaşı kullanıcıya göndereceğim. O halde ben person, kişi anlamına gelen şu klasın nesnesini oluşturacağım. P1 diyeyim. Dilediğiniz ismi verin. Nokta ulaşıp şurada bonusa bir değer verelim. Mesela ne kadarlık bir promosyon için kullanalım bunu mesela. 12 bin liralık bir promosyon ödeyecekler diyelim. Maaş için gas salary'den çektim. Şurada da bonusu çekmiş oldum. Public olduğu için bonusa burada ulaşıp çekip değer verebilir ve onu çekip kullanabilirim. Bakalım. Bakın maaş 30 bin bonus ise 12 bin diye ekrana yazdırdık. Şimdi Bakın protected korunmuş olan bir maaşı siz gelip burada direkt gezemezsiniz. Yani gelip maaşı buradan direkt bakın salary olarak çekemezsiniz. Bakın mor bir işaret var. Size hata verecektir. Diyecektir ki kardeşim bak salary protected. Bunu sadece bir class bir class kullanabilirsen kullanamazsın diyoruz. E madem öyle bunu korumuşuz madem niye korumuş olabiliriz? Demek ki bu employee'nin içerisindeki bu salary attribute'ünü biz gelip burada bazı işlemlere tabi kılacağız person'de. O şekilde göndereceğiz. Ne bileyim. Mesela salary çarpı 3 diyeceğiz. Mesela bölü 10 diyeceğiz. Vesaire vesaire. Yani burada bazı işlemlerden geçirmiş olacağız. Ve o şekilde kullanıcıya göndermek istiyoruz. Çünkü buradaki çıplak maaş net maaş değil diyelim. Sallıyorum yani burada. Burada bazı işlemler yapıyoruz. Ondan sonra gönderiyoruz diyelim. Tamam mı? Yani protected yapmamızın amacı direkt onun bu maaşa erişip dokunabilmesini engellemek şu main'in içerisinde kullanıcının işte artık takım arkadaşınız kimse onun buna erişmesini istemiyorsun. Ya da diyelim kullanıcı dışarıdan girecek değerleri oradan girip bunu değiştirmesini istemiyoruz. Bu değiştirilecek bir veri değil diyelim. Buna sadece buradaki person'den ulaşmak istiyoruz. Peki burada public employee yapmasaydım ya yani miras almasaydım ne olacaktı? Bakın geliyor diyor sen salary adında bir attribute kullanmışsın hayırdır kardeş? Burada sen salary diye bir attribute görüyor musun? Benim mi hatam var diyor C++. Ben görmüyorum diyor. Ben de sinirlenme diyorum sayın C++. Sen haklısın. Elbette ki inheritance olayından sonra salary alacağız. Buradaki class'ın miras aldıktan sonra işlem yapacağım diyorum. Sinirlenme diyorum. O da tamam tamam diyor. Sıkıntı yok, dalgınlık olabilir diyor. Peki bu derslik bu kadar yeter. Önümüzdeki ders görüşmek üzere.